Herkese merhaba. Bugün sizlere 3 soru hazırladık. Video başlamadan kısa bir duyuru. Diğer kanalımız Beyin kanalında sadece bulmacalar ve zeka soruları paylaşıyoruz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa o kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. Dünyaca ünlü bir milyarder geçtiğimiz pazar akşamı evinde ölü olarak bulunmuştur. Eve gelen polis memurları hemen cinayeti araştırmaya başlar. Ve cinayet sırasında evde olan 5 kişiyi sorgulamaya karar verirler. Ölen milyarderin eşi, aşçı, uşak, hizmetçi ve bahçıvan. İlk olarak milyarderin eşi cinayetin işlendiği sırada şöminenin yanında oturup kitap okuduğunu söylemiştir. İkinci şüpheli aşçı kahvaltıyı hazırladığını, üçüncü şüpheli uşak kıyafet dolabını düzenlediğini, hizmetçi bulaşıkları yıkadığını ve son şüpheli bahçıvan da kış bahçesindeki bitkileri suladığını söyler. Bu 5 kişinin ifadesini dinleyen polis memurları sonrasında katilin kim olduğunu hemen anlayacaktır. Peki sizce katil kim olabilir? Katil aşçıdır. Çünkü sorunun en başında milyarderin evinde akşam öldürüldüğünü söylemiştik. Yani aşçının akşam kahvaltıyı hazırlaması çok saçmadır ve bu konuda da yalan söylüyordur. Mert Bey ve eşi Filiz Hanım'ın en büyük zevkleri dağcılıktır. Yine bir hafta sonu birlikte yurt dışına çıkıp büyük bir dağa tırmanmayı planlamışlardır. Biletlerini alan çift yurt dışına çıkmış ve planladıkları gibi dağa tırmanmışlardır. Fakat yurt dışı seyahatinden ülkeye sadece Filiz Hanım dönmüş ve hemen polise gidip eşinin çıktıkları seyahatte kaza geçirip öldüğünü söylemiştir. Bunun üzerine evine giden Filiz Hanım, ertesi sabah polislerin gelmesiyle uyanmış ve eşini öldürme suçundan dolayı tutuklanmıştır. Ne olduğunu polise soran Filiz Hanım, polisin sabah seyahat ajantasından bir mail aldıklarını ve bunun üzerine kendisini tutukladığını öğrenmiştir. Peki sizce seyahat ajantası polislere nasıl bir mail atmıştır? Seyahat ajantası durumu öğrenmiş ve yurt dışı biletlerini alan Filiz Hanım'ın gidiş için 2, dönüş içinse tek bir bilet aldığını görmüştür ve bu bilgiyi hemen polisle paylaşır. Bu da Filiz Hanım'ın eşini yurt dışında öldürme planı yaptığını göstermektedir. Ali ve Mine büyük bir evde 4 arkadaşlarıyla birlikte yaşamaktadırlar. Bir gün işten eve dönen Ali, Mine'nin cansız bedenini salondaki koltuğun üzerinde görmüştür. Bunun üzerine hemen polisleri aramıştır ve Mine'nin birkaç dakika önce öldürüldüğünü söylemiştir. Çünkü Mine'nin bedeni hala çok sıcaktır. İhbar üzerine eve gelen polisler hemen evdeki 4 kişiyi sorgulamaya başlar. İlk olarak Beste, işten eve 2 saat önce geldiğini ve mutfakta yiyecek bir şeyler hazırladığını söyler. Can ise sabahtan beri bahçede kitap okuduğunu ve hiç dışarı çıkmadığını söylemiştir. Gülçin ise 3 saattir hiç çıkmadan havuzda yüzdüğünü ve son olarak Zuhal de odasında resim yaptığını söyler. 4 kişinin ifadelerinden sonra polis memuru her birinin ellerini göstermelerini istemiştir. Hepsinin eline dikkatlice bakan polis memuru hemen yalan söyleyenin ve katilin kim olduğunu anlayacaktır. Bu bilgilere göre sizce katil kim olabilir? Polis memuru 4 şüphelinin yaptıkları işler hakkında doğruyu söyleyeceğini bildiği için ellerine bakmayı ister ve düşündüğü gibi yalan söyleyeni bu yolla da bulmuştur. Yalan söyleyen Gülçin'dir çünkü 3 saattir havuzda yüzdüğünü söylemiştir. Havuzda o kadar uzun bir süre kalan insanın ellerinin buruşması gerekmektedir. Ancak Gülçin'in elleri pürüzsüzdür. Yani yalan söyleyen ve katil Gülçin'dir.
Bu videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Karşınızdaki videoya gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Merak'tan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.